Kur'an'ın hangi ayetinde Mehdi ve İsa'nın geleceği yazılıyor? Ayet numarası verir misin? Böyle Kur'an'da geçiyor diye. İsa Mesih'in ineceğine dair ayetlerin numaralarını versene. 3 ayet var İsa Mesih'in ineceğine dair. Biri o kıyamet için, İsa Mesih kıyamet için bir alamettir diyor. Yani çok net bir ifade. O İsa Mesih kıyamet için bir alamettir. İkincisi İsa Mesih'e Cenab-ı Allah diyor ki sana uyanları kıyamete kadar dünya hakimi yapacağım diyor. Üçüncüsü de ehli kitaptan herkesi diyor tamamını sana iman ettireceğim diyor Allah. Bu üçü de dünya hakimiyeti ilgili ayetlerdir. İsa Mesih'in inişiyle ilgili ayetlerdir. Başka bir ayette de Allah diyor, şeytanlar sanırım onu öldürmediler ve asmadılar. Evet. Ma selebe diyor Allah. Asmadılar. Ma katele diyor. Katletmediler. Israrla ayet onu vurguluyor. Nisa suresi 159 o arkadaşımızı merak etti ayet. Andolsun kitap ehlinden ölmeden önce İsa Mesih'e inanmayacak kimse yoktur. Bu ne demek? Bak kitap ehlinden. Ne kadar kitap ehli varsa tamamı iman edecek diyor. İman etmesi için İsa Mesih'in var olması lazım. Gelmesi lazım. Gelecek. Onu görüp iman edecekler diyor. Ehli kitabın tamamı. Hristiyan ve Musevilerin tamamı iman edecek diyor. Bu İsa Mesih'in gelişiyle ilgili mühim ayetlerden birisidir. Bütün ayetler mühim delil açısından. Şu an Musevilerin çok büyük bir kısmı inanmıyorlar Hazreti İsa'ya. Evet. Şüphesiz İsa Mesih kıyamet saati için bir alamettir. Öyleyse ondan yana hiçbir kuşkuya kapılmayın diyor Cenab-ı Allah. Kıyamet alametidir diyor gelişi. Ali İmran suresi 55'te de Cenab-ı Allah yanına aldığını söylüyor. Yani göğe kaldırdığını söylüyor. Zuhru suresi 61'de alamet olduğunu söylüyor. İsa Mesih'in inişinin. Bir ayet daha var, onu da göndersinler. Sana uyanları kıyamete kadar dünya hakimi yapacağım diyor Cenab-ı Allah. Ha tamam işte bu ayet. Sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim. Ali İmran suresi 55. Kıyamete kadar şu an hakim mi? Değil Müslümanlar. Ama sana uyanları diyor. Biz uyuyoruz. Ama henüz dünya hakimi olmadık. Demek ki İsa Mesih gelecek. Dünya hakim olacağız. Sana uyanlar diyor. Sana uyan kim? Hristiyanlar, Müslümanlar, herkes uyacak. Allah herkese iman ettireceğim diyor. Evet. Ve dünya hakim yapacağım diyor. İnkar sapanın üstüne geçirmek ne demek? Dünya hakimiyeti. Mehdi'ye Kehf suresi baştan sona bakar. Nuh suresi 55 dünya hakimiyetini gösterir. Çok fazla ayet var. Yusuf suresi, Süleyman kıssası hepsi sembollerle Mehdiyet'i anlatır. Ama özellikle Kehf suresi baştan sona Mehdiyet'in gelişimini anlatır. Küçük bir topluluk, sonra Hızır'la karşılaşma, sonra dünya hakimiyeti. Evet dinliyorum. Peygamberimizden kalbi belaat alınmış söz var zaten. Evet, ayrı o. Evet. Yani bütün peygamberlere söz alınıyor. Evet. Size diyor bir elçi, bir Mehdi geldiğinde ona yardım edecek misiniz? Peygamberimizden de söz alınıyor. Evet. İbrahim'de, Musa'dan, İsa'dan hepsinden söz alınıyor. Bu ağır ahdimi yerine getirdiniz mi diyor Cenab-ı Allah. Böyle diyorlar. Evet ya Rabbi diyor. Kabul ettik diyorlar. Bir elçi, bir Mehdi gelecek. Peygamberimiz söz vermiş. Bir Mehdi, bir elçi geldiğinde ona yardım edeceğim diyor. Evet. İşte o gelecek şahıs Mehdi'dir. Mehdi'ye yardım ediyor. Nasıl? Hadisleriyle, mucizeleriyle Peygamberimiz. Evet. Bak Nisa suresi 157'de Cenab-ı Allah Hazreti İsa'nın öldürülmediğini söylüyor. Ve biz Allah Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı gerçekten öldürdük. Katelna demelerine delili de onlara böyle bir ceza verdik.
Oysa onu öldürmediler. Ma katelehu diyallah. Ma katelehu. Ve onu asmadılar. Ma selebe. Ama onlara onun benzeri gösterildi. Şübihe. Gerçekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler kesin bir şüphe içindedirler. Onların bir zanlı uymaktan başka buna ilişkin hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmeler diyor Allah yine. Ma katelehu diyor. Bir daha. Ama bir kısım insanlar Allah'ın bu sözüne inanmıyorlar. Yok öldürdüler diyor. Yahut öldü diyor. Allah ne astı da ne öldürdü. Bunlar ne diyor? Asmalar öldürmediler ama öldü. Olur mu öyle şey? Allah katını aldı diyor. Yanını aldı diyor. Buhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de çok uzun uzun anlatılıyor.